merhabalar, iyi günler. Bugün müsaade Volkan Dündar hocamızla beraberiz. Kendisi bir teknoloji uzmanı. Bize bugün makaşık kompostu nedir, nasıl yapılır, faydaları nedir, neden yapmıyoruz falan bu konularda biraz azarlayacak bir şeyler öğrenecek. Estağfurullah. Azar hocam hepimizin yapması lazım çünkü. Ben sahneyi hocama bırakıyorum. Kameralarımızdan size bakmıştım. Teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için Mersin'e hepinize teşekkür ederim. Gelip dinleme nezaketi gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sonuna kadar dinleyebilirseniz özellikle teşekkür ederim. Bokaşı konusu için geldim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu anlattıkça önemini daha da iyi yapacaksınız, kavrayacaksınız. Çok önemli bir konu. İsterseniz hemen başlayalım kısaca. Zamanı düzgün kullanalım. Şimdi bokashi fermente organik madde anlamına geliyor Japonca'da. Organik çöplerin yararlı doğal mikroorganizmalar tarafından mikroaerobik fermentasyonu diyoruz. Şimdi mikroorganizmalar biliyorsunuz oksijenli ortamda yaşayanlara aerobik diyoruz. Oksijensiz ortamda yaşayanlara anaerobik diyoruz. Bu çok az oksijeni tolere edebilen, ölmeyi veren anaerob olanlara da mikroaerobik diyoruz. Normalde havada biliyorsunuz %21 oksijen var. %2 ile binde 5 arasındaki bir oksijen tansiyonuna tahammül edebilen bakterilere de mikroaerobik bakteriler diyoruz ki bizim konumuz olan bakteriler esas olarak bu bakteriler olacak. Yararlı mikroorganizmalar bunlar olacak. Bokashi aslında bilmediğimiz bir şey değil. Biz turşu yapıyoruz. Hayvan besleyenler silaj yapıyor. Bunların hepsi aslında bir fermentasyon. Gıdaları fermente ediyoruz. Hayvanların yemlerini, mısırı fermente ediyoruz. Ve daha yenebilir hale getiriyoruz. Burada da çöpleri fermente edeceğiz. Şimdi bu fıçının içinden çıktıktan sonra bokashi tam bir kompost olmuş olmuyor. Daha sonra bunu toprağa gömüyoruz. Toprak mikroorganizmaları tarafından hazırlanmış olan bu bokashi çöpü hızla komposta dönüştürülüyor. Şimdi soğuk kompost yapan arkadaşlar bilirler. Soğuk kompostu yaptığınız zaman bir yıl, iki yıldan önce tam bir kompostlaşma olmaz. Biz bu sistemi uyguladığımız zaman bir ayın içinde mükemmel kompost elde etmiş oluyoruz. Yani son derece hızlandırıyoruz. Bir de altından çıkan bir su var. Bokashi suyu diyoruz. Onu da göreceksiniz şimdi. O fevkalade bir su. Niye fevkalade olduğunu da biraz sonra anlatacağım. Şimdi bokashi yeni bir icat değil. Binlerce yıldır belki de uzak doğuda geleneksel olarak kullanılan bir yöntem. Toprağı güçlendirmek için o insanlar bu yöntemleri kullanmışlar. Orman toprağındaki yararlı mikroorganizmaları kültüre ediyorlar ve çoğaltıyorlar ve organik atıklarını bu kültürle işliyorlar. Kullanımı tarım, hayvancılıkta, çevre alanlarında tüm dünyada özellikle son 20 yıl içinde iyice arttı, bilinir bir hale geldi. Şimdi orman deyince aklınıza ne geliyor? Mis gibi bir hava, değil mi? Tertemiz bir hava geliyor. Aslında orman tam bir çöplüktür. Yapraklar yere düşer. Hayvanlar dışkılarını ortalığa saçar. Ondan sonra hayvanlar ölür, leşleri ortalıkta kalır. Ama niye öyle pis kokmuyor orası? İşte bu yararlı doğal mikroorganizmaların o organik maddeleri hızla dönüştürmesi sayesinde. Siz ormana ağaç dikiyor musunuz? Dikmiyoruz. Bunun yanında suluyor musunuz?
sulamıyorsunuz. Orman kendi kendine yaşamını sürdürüyor ve zenginleşiyor eğer kesmezseniz. Tabii değil mi? Maden falan, altın madeni falan yapmaya kalkmazsak kendisi mükemmel bir şekilde devam ediyor. İşte bunu sağlayan o ormandaki yararlı doğal mikroorganizmalar. Organik olan her maddeyi dönüştürerek toprağın zenginleşmesini ve oradaki bitkilerin canlılığının ve zenginleşmesinin devamını sağlıyorlar. Biz de bu yararlı doğal mikroorganizmaları tarımda kullanabilir miyiz? Atıklarımızda kullanabilir miyiz? Kullanırız tabii. Şöyle, Filipinler'de Jill Carandang diye bir adamcağız var. ABD'de Winnie Pinto diye bir kişi var. Bunlar şeylerin, yararlı doğal mikroorganizmaların nasıl elde edileceğini açık bilgi olarak sunuyorlar. Bir de Japon Teuro Higa diye bir adamcağız var, profesör. Zat-ı muhterem üniversitede kadrolu, maaşını oradan alıyor. Üniversitenin laboratuvarını kullanıyor, üniversitenin malzemelerini kullanıyor. Ve ondan sonra bu yararlı mikroorganizmaları tek tek izole ediyor. Her birini ismini koyarak, bayağı pahalı bir şeydir ve bunları kombine ediyor. Ondan sonra da bunu kendisi bir dışarıda şirket kuruyor ve bütün dünyaya satıyor. Ne uyanıklar var değil mi akademisyenler içinde? Biz olamadık böyle. Bugün piyasada Agriton firması diye bir firma da Türkiye'de bunun şeyi. Yani Agriton firmasına ödediğiniz her kuruşun bir kısmı bu Teiro Bey'in cebine gidiyor. Pardon? Güzel değil mi? Ve zat-ı muhteremler 20 litresini 520 liraya satıyorlar şimdi size. Yani bilimi bu şekilde satıyorlar. Siz onu 5 liraya yapacaksınız. Yani sizin 5 liraya mal edebileceğiniz şeyi 520 liraya bilginiz yoksa parasını ödüyorsunuz. Ama biraz insafsızca değil mi? Yani bilgiyi de bu kadar pahalıya satmak pek şeye... Ahlaka sığıyor mu? O Teiro Higa'dan ve onun Türkiye'deki temsilcilerinden nefret ediyorum. Yani belli oluyor mu bilmiyorum. Yani, yani sömürünün bu kadar insafsızca yapılması hakikaten insanı isyan ettiriyor. Neyse ama açık bilgi var. Yani isteyen arkadaşlar bu kaynaklardan daha benim anlatacağımdan daha da ileri detaylı bilgiler edinebilirler. Ve benim anlattıklarımdan daha iyisini gelip sizlere anlatacak arkadaşları da bekliyoruz. Yani bu bayrağı birilerinin götürmesi lazım. Şimdi gıda atıklarının ürettiği sera gazları doğaya plastik atıklardan daha fazla zarar verdiği biliniyor. Şimdi hep balinaların karnından plastik çıkıyor, işte dünyanın en derin çukurunda, deniz dibinde plastik görüldü falan gibi şeyler. Okyanusta bir Kıbrıs kadar bir ada oluşturduğu, plastik adası oluşturduğu falan, plastik gündemimizde. Ama organik gıda atıkları, insanların ürettiği organik gıda atıkları inanın dünyaya bunlardan daha fazla zarar. Şimdi bokaşı kompostu yaptığımız zaman bunları yararlı bir hale getirebiliriz. Ama şimdi çöp, mutfağın çöpü çıkacak. Bunu bekletirseniz ne yapar? Kokar, böceklenir, evde pislik olur falan gibi bir takım şeyler var değil mi? Ön yargılarımız var. Halbuki bokaşı kompostu yaptığınız zaman gıda atıklarının kötü koku, sinek, böcek olmadan besinden zengin, bir toprak düzenleyici haline getiriyorsunuz ve bunu kolay, güvenilir ve temiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani kendi mutfağınızın içinde kompostlaştırmayı koku, böcek vesaire olmadan, hiçbir kirlilik olmadan yapmanız mümkün. Ben 7 senedir yapıyorum evimde. Hala hanım beni atmadı yani. Düşünün artık ne kadar doğru söylüyorum. Efendim? Başarı oranı evet. Şimdi gıda atıkları bu şekilde, bokashi yöntemiyle
turşu haline geliyor. Buna tuzsuz turşu diyebiliriz. Altından çıkan su da çok kıymetli. Bu da tuzsuz turşu suyu diyebiliriz. Şimdi tuzlu turşu suyunu biz tarımda kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Tuzlanma bitkilerimizi öldürür. Halbuki bunu kullandığımız zaman bitkilerimiz zenginleşecek. Bokashi'nin altından çıkan su pH'sı 3,5-4 civarında olacak, asit bir ortam. Bunu doğrudan bitkiye kullanırsak o da öldürür. Ama biz bunu 100 kat sulandırdığımız zaman pH 6'ya kadar çıkıyor. Değil mi? Hidrojen iyonu konsantrasyonunun ters logaritması olarak düşündüğünüzde 100 kat sulandırdığınızda 2 değer yukarı çıkar. pH 6 da ondan sonra bitkilerin de tolere edebileceği bir noktaya geliyor. Şimdi katı kısmı toprağa gömünce 2 haftanın içinde hızla mükemmel bir toprak düzenleyici kompost haline geliyor. Tabii bu 2 hafta içinde olması biraz faktörlere bağlı. Yani çöplerinizi iyice ince ince kıymış olmanız lazım bokashiye koymadan önce. Gömdüğünüz toprağın solucanlar ve diğer bakteriler tarafından zengin bir toprak olması lazım veya olgun bir kompost olması lazım. Bir de havanın sıcak olması lazım. Yani siz koca koca parçaları bokashi kutusuna atmışsanız ondan sonra kör bir toprağa gömdüyseniz falan bu süre uzayabiliyor. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ya 15 günde hiç olmadı. Bu simsiyah toprak haline gelmedi diyorlar. Bu nedenlerle olabiliyor. Duruma göre tabii bunu bir aya, iki aya kadar da toprağın içinde bırakmak gerekebilir. Şimdi bokashiyi iyi anlayabilmek için bazı temel bilgileri değişik yönleriyle şöyle bir gözden geçirmek lazım. Ezberimizde olan şeyleri biraz ezberleri bozmak gerekiyor. Şimdi bitkilerin gelişebilmesi için ne kullanılıyor? NPK gübresi yani azot, fosfat ve potasyum gübresi kullanılıyor piyasada. Şimdi azot olarak üre gübresi atılıyor. Diyelim ki toprağa 100 kilo üre gübresi attınız. Bunun 40-45 kilosu amonyak olarak ve nitroz oksit olarak havaya uçuyor. Ve bu çok tehlikeli bir sera gazıdır bunlar. %20-25 kadarı sulara, yağmur sularına kapılıyor. Yeraltı sularını kirletiyor. Derelere, göllere gidiyor ve oralarda alg patlamalarına yol açıyor. Bu alg suyun oksijenini birden bitirdiği zaman da sudaki bütün canlılık ölüyor. Gazetelerde sık sık okuyorsunuz. Şu derede, bu gölde balıklar birden öldü, yüzeye çıktı falan. İşte bunların hepsi o çevrede kullanılan, tarımda kullanılan NPK gübresinin hızla o derelere, göllere toplanmasının sonucunda oluşuyor. Bitki ancak %20-25 kadarını kullanıyor. Bunun bir yönü daha var. Bu üre gübresini ne zaman atıyorsunuz? Yılda kaç kere atıyorsunuz? Ya bir kere atıyorsunuz, değil mi? Halbuki bitki havaya uçtu, suya kaçtı derken bitkinin tam büyüyeceği zamanda orada yeteri kadar azot yok, değil mi? Şöyle düşünün, siz bir yıllık ihtiyacınızı gıda ihtiyacınızın tümünü liste verin bana, hazırlayayım, hepsini şuraya getireyim, koyayım. Ne kadarını yiyebilirsiniz? İki gün yediniz, üçüncü gün kokmaya başladı. Ondan sonra ki bitkinin de üç öğün, sabah, öğlen, akşam bizim kahvaltımız, yemeğimiz gibi sürekli geliştikçe azota ihtiyacı var, fosfata ihtiyacı var. Onun birden verilmek değil, tedricen verilmesi lazım. Bir de sizin attığınız kimyasal üre,
tuz yani. Sonuçta toprağı tuzlandırmış oluyorsunuz. Halbuki orada toprağın tuzlanmaması nemli bir ortamda sürekli olarak ihtiyacı kadar azot, fosfat ve diğer minerallerin bitki köküne ulaştırılması lazım. Yani bu sistem onu karşılamıyor sonuç olarak. Bu FAO'nun çok güzel bir slaytıdır. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu slaytlarımı Emre arkadaşıma mail adresinizi verirseniz hepinizin mail adresine gelecek bu slaytlar. Özellikle de şu slaytı çok detaylı incelemenizi rica edeceğim. Ben bu slaytı zaten anlatmaya kalksam bir saat sürer bu. Sağ olsun İngilizceydi bu. Durukan Dudu arkadaşımız bunu Türkçe'ye çevirdi. Mükemmel bir hale getirdi. Her gösterdiğimde de onu da anıyorum. Çok güzel bir hizmet etti sağ olsun. Bizim bir ricamızı kırmadı. Buyurun. Ayrı bir şey olarak gönderirseniz evet. Yani bu sayfayı bu sunu yani. Evet. Öyle mi? Fazla bilgi var. He. Onu şey Emre Emre burada mı? Ya Durukan'dan istesek onu. Durukan'dan ilk aldığımda çok net okunuyordu. Yani sunun içine koyunca şeyi tabii pikselleri bozulmuştur mutlaka. He, Durukan'dan alalım onu. Orijinal şeyini de bir daha yayalım. O bana ilk geldiğinde satır satır okunuyordu. Teşekkür ederim bu uyarınız için. Şöyle özetlersek buradaki şeyi. Canlı bir toprağınız varsa, biraz sonra canlı toprağın detaylarına gireceğim. Sadece NPK değil, bitkinin ihtiyacı olan diğer mikro besinleri de manganezden, çinkodan, demirden, molibdenden, magnezyumundan, kalsiyum, boru, silisyumu vesaire bakırı da uygun bir şekilde bitki alabiliyorsa eğer sürekli bir şekilde bunların her birinin bitkinin gelişiminde çok kritik şeyleri var, yerleri var. Yani çok çok az miktar lazım ama o olmazsa yaşaması, gelişmesi mümkün değil. En basit örneği siz demir alamazsanız ne olur? Kansızlık olur. Değil mi? İyot alamazsanız ne olur? Guatr olursunuz. Çinko alamazsanız ne olur? En basit viral enfeksiyonlardan ölürsünüz. Değil mi? Şimdi onun gibi bu her bir eser mineralin bitkinin gelişiminde yok kök gelişimi olsun, yok yaprak gelişimi olsun, yok çiçek açması olsun, yok meyveye dönmesi olsun. Her bir aşamasında mutlaka bir veya ikisinin çok kritik fonksiyonu var. Eğer bunları almazsa bitkinin gelişmesi yetersiz oluyor. Aynı minerallere bizim de ihtiyacımız var. Bizim de metabolizmamızın sağlıklı çalışabilmesi için bu minerallere ihtiyacımız var. Yani biz bunu, bu mineralleri ya bu bitkilerden ya da bu sağlıklı bitkileri yiyen hayvanlardan elde etmeliyiz ki sağlıklı olabilelim. Bugün dünyadaki en büyük sorunlardan birisi açlık sorunu değil. Gizli açlık sorunu. Yani açlığın nedeni belli. Emperyalist ülkelerin sömürgelerini insafsızca sömürmesinden kaynaklanan bir şey. Ama o emperyalist ülkelerin içinde sömürülen fakir kitleler de zaten aç. Ama nasıl aç? Obez aç. Niye? Çünkü bu minerallerle zenginleştirilmiş sağlıklı besinlere ulaşamıyorlar. Bunları sağlayabilmek için daha fazla kalori alıyorlar ve o nedenle de obezite oluşuyor. Evet, geçiyorum bunu artık. Yani bizim sağlıklı gıda alabilmemiz için sağlıklı bitki yetiştirmemiz gerekiyor. Bu da eser mineralleri tam olarak
ve düzenli alabilen bitkiler yetiştirmemiz gerektiği burada netleşti sanıyorum. Şimdi bitkiler klorofil molekülü sayesinde güneş enerjisini kullanarak inorganik karbondioksiti yüksek enerjili kovalan bağları olan organik karbona yani şeker molekülüne çeviriyorlar. Dünyadaki canlılığın kritik noktası, kavşak noktası burasıdır. Eğer klorofil olmasa hiçbir canlılık olmaz. Ne bir bitki, ne mikroorganizma, ne insan. Bitkinin klorofili şunu yapıyor. Havadaki iki tane karbondioksiti alıyor. Birbirine yüksek enerjili bağla bağlıyor. Ne yapmış oluyor? Güneş ışığını, ışın enerjisini buradaki yüksek enerjili bağda kimyasal bağa çeviriyor. İşte hayat bu kimyasal bağa sıkıştırılmış güneş enerjisi bağı sayesinde yürüyebiliyor. Canlılar bununla çoğalabiliyorlar, yaşamlarını bununla sürdürebiliyorlar, fonksiyonlarını bununla görebiliyorlar. Her türlü fonksiyonunu görmesi buna bağlı. Şimdi düşünün şöyle bir kritik kavşak noktasında klorofil üzerine düşen gün ışığının %1'ini kullanabiliyor. Bu da 400-700 nanometre arasındaki par ışınımı dediğimiz fotosentetik aktif radyasyonu kullanabiliyor. Algler ve fototrofik bakteriler de işte 700 ile 1200 nanometre arasını kullanabiliyorlar. İşte yeryüzüne düşen ışığın dalga boyu spektrumu bu. Biz şu kadarını görebiliyoruz. Şu 400 ile 700 nanometre arasını. Şu ışığı görebiliyoruz ve klorofil de bu ışığı kullanabiliyor. Diğer kısımlarını kullanamıyor. Bunun da ancak %1'ini kullanabiliyor normal şartlarda. Şimdi halbuki üzerine düşen ışığın %20'sini kullanabilme potansiyeli var klorofil. Bunu sağlamanın yolu da bitki köklerine amino asit, vitamin, hormon gibi organik bileşikleri hazır olarak verebilmek. Mikoriza mantarları, azot bağlayıcı bakteriler ve diğer yararlı mikroorganizma ve solucan gibi makroorganizmalar eğer toprakta bulunurlarsa bu imkanı bitkiye verebiliyorlar. Örneğin topraktaki inorganik fosfat tuzlarını bitki kullanamıyor. Siz istediğiniz kadar NPK gübresi atın. İçindeki fosfat bir tuz. Bu tuzu bitki kökünün alması mümkün değil. Ancak bir takım mikoriza mantarları bu fosfatı, fosfat tuzunu alıp fosfatı iyonlaştırırsa ve iyon halinde bitkinin köküne verirse bitki bundan yararlanabilir. Bakınız şurada bir bitkimiz var. Kökleri şuraya kadar. Bakın bitkinin köklerinde de azot bağlayıcı bakteri nodülleri var. Onlar havadan gelen azotu bağlayabiliyorlar. Başkası hiçbir şey de havadaki azotu bitkinin kullanabileceği hale getiremiyor. Burada da şunun dışındaki alanda da mikoriza mantarları var. Bu mikoriza mantarları bitkinin kökünün uzanamadığı uzaklıklardan nemi, suyu, mineralleri topluyor ve bitki köküne veriyor. Boşuna mı? Değil. Al gülüm ver gülüm meselesi. Simbiyozis. Bitki ürettiği şekerin bir kısmını bunlara rüşvet olarak veriyor. Bu sayede o mikoriza mantarları gelişebiliyorlar. Ve bunun karşılığında da çevreden aldıkları nemi ve mineralleri bitkiye verebiliyorlar. Bitkilerin yetişebilmesi için topraktaki organik madde miktarının arttırılması ve bu canlılığın güçlendirilmesi gerekiyor. Pullukla sürmenin yanında petrol kökenli gübrelerin ve
beraberinde kullanılan zehirlerin bu toprak canlılarını yok ettiği ve toprağı öldürdüğü artık biliniyor. Şimdi toprağı sürmek, topraktaki canlılara deprem, kasırga, hortum ve orman yangını gibi felaketlerin tümü kadar zarar veriyor. Sürmeden tarım yapılır mı? Sürmeden tarım yapmak zorundayız. Bunun yolları var mı? Var. Evet. Şimdi topraktaki canlılık dediğimiz zaman sağlıklı bir toprakta bir çay kaşığı kadar toprakta 1 milyar bakteri var. Akıl almaz gibi görünüyor değil mi? Evet. Bu bakterilerin yanında protozoalar var. Bakteriler, protozoalar var. Protozoa dediğimiz tek hücreli canlılar. Hani ilkokulda tabiat dersinde toprak veya çamur alınır, mikroskoba konur, içinde böyle kuyruklu terliksi hayvanlar falan görülür ya, işte onlar. Kılcal nematotlar var. Toprak mantarları var. Mikorize mantarları var. Bunlar bakınız şuradaki mikroskopta görüldüğü gibi iki tip. Bir tanesi köke yapışıyor, bir tanesi de kökün içine giriyor. Yani diyeceksiniz ki bitki kökü proteinleri, amino asitleri veya büyük molekülleri almaz. İşte bu içeri giren mikorize mantarları bunun almasını da sağlıyor. Yani damardan şırıngayla verir gibi. Protozoa dedik, nematot dedik. Sıçrar kuyruklu minik böcekler var, akarlar var, solucancıklarımız var. Artık meşhur oldu değil mi solucanlar? Artık herkes biliyor solucanın değerini. Bok böcekleri var. Yani bok böcekleri tabiatın en önemli şeyi. Yani en değerli varlıkları. Kırkayaklarımız var, örümceklerimiz var. Burada mantarların yüzeye çıkmış şeklini görüyoruz. Bütün bu canlılık varsa eğer bitki için gerekli olan, bitki kökü için gerekli olan her türlü minerali oluşturuyorlar. Şöyle ki protozoa bakteriyi yiyor. Mantar protozoayı yiyor veya protozoa mantarı da yiyor. Bu şeyler sıçrar kuyruklu böcekler protozoaları yiyor. Solucanlar mantarları ve bakterileri yiyor. Her birinin yediği başka bir şey var. Kendi yedikten sonra çıkartısını da başka bir canlı besin olarak kullanıyor. Böyle bir denge var şeyin içinde. Bu dengenin içinde hiçbir tanesi çıkıp da tek başına hakimiyet kurup bütün o popülasyona otorite kurma şansı, çoğunluk kurma şansı olmuyor. İşte demokrasi biraz da böyle bir şey olmalı değil mi? Neyse. Bazen böyle siyasi dokunmalar, espriler yapma hoşuma gidiyor. Kusura bakmayın ya. Kompost uygulaması bugün sık kullanılan bir yöntem. Ancak geleneksel kompost yönteminde organik maddeler çürür, kötü koku olur. Yani ahır çevrelerinde görmüşsünüzdür. Gübreyi yığarlar oraya. Sinek, leş gibi bir koku, pis bir koku, amonyak kokusu falan filan yanından geçmekte insanlar zorlanır. Bu nedir? Burada çürüme oluşuyor. Yani organik maddeler oksitlenerek, ısı da çıkartarak dışarıya metan gazı verebiliyorlar ki bu organik maddenin içindeki karbonun %80'i metan gazı olarak havaya uçuyor. Düşünün metan gazı karbondioksite göre sera etkisi 24 kat fazla. Bunun yanında azot, amonyak ve nitroz oksit olarak ortaya çıkıyor. Amonyak biliyorsunuz NH3. Amonyak da 27 kat karbondioksite göre sera gazı etkisi olan bir şey. Nitroz oksit hele bir felaket.
Birinci Dünya Savaşı'nda güldürücü gaz, gaz bombası olarak savaşta kullanılmış bir madde. Ve sera gazı etkisi 276 kat daha fazla şeyden, karbondioksitte. Bunun yanında kükürt de hidrojen sülfür gazı olarak ortaya çıkıyor ve bunlar doğaya yayılma gaz olarak çevreye yayılır, çevreyi kirletirken aynı zamanda organik karbonun tek kaynağı klorofildi. Onun yarattığı organik zenginliği yok ediyor. Halbuki bunların hepsi bize toprakta lazım. Bunları kaybetmememiz lazım. Şimdi Bokashi yönteminde ise mikro aerobik fermentasyon oluyor. Yani bir oksidasyon olmuyor. Aerob veya anaerob oksidasyonu olmuyor. Isı çıkmıyor dışarıya. Ve bunun yanında zararlı gazlar da çıkmıyor. Ne oluyor? Laktobasiller şekerlerden laktik asit yapıyorlar. Ve bu diğer mikroorganizmalarda, yararlı diğer mikroorganizmalarda organik asitleri ve alkolleri üretiyorlar. Ve pH 4'e kadar düşüyor. Yani asitlik 4'e kadar iniyor. Daha asit oluyor ortam yani. Organik maddenin de sadece %2'si karbondioksit olarak çıkıyor. Düşünün öbür tarafta %80'i metan gazı olarak çıkarken burada sadece %2'sini şey olarak dışarıya karbondioksit olarak veriyorsunuz. Şimdi ortamın düşük pH'sı çürümeye neden olan bakterilerin üremesini engelliyor. Yani o anaerob oksidasyon yapan, metan gazı çıkaran bakterilerin üremesini engelliyor. Yine laktik asit, pH'nın asit olması, selülöz, lignin gibi büyük moleküllerin parçalanmasını sağlıyor. Biliyorsunuz selülöz ve lignin şeker moleküllerinin uzun zincirler yapmasıdır. O kadar uzun zincirdir ki kolay kolay hazmedemezsiniz. Ama bunları laktik asit bakterileri böyle parçaladığı zaman disakkaritler, küçük polisakkaritler oluştuğu zaman bunları hazmetmek daha da kolaylaşıyor ve bu laktik asit bakterileri bunları da zaten fermente ediyor hemen. Bunlardan açığa çıkan şeker kökleri bitki ve diğer yararlı mikroorganizmalar tarafından kullanılıyor. Biyoloji derslerinden kopya çekmeden geçen arkadaşlar hatırlarlar. Bitkisel hücrelerin hücre duvarı selülöz yapısındadır. Her bir hücrenin etrafı bir selülöz hücre duvarıyla çevrilidir. Laktik asit ve laktobasiller bu selülözü parçaladığı zaman hücre içeriği, hücre patlar ve hücre içeriği sıvı halinde ortama katılır. Peki bu hücrenin içinde neler var? DNA var, RNA var, hücrenin yaşaması için gerekli olan enzimler var, diğer organeller var, hepsi organik. Bütün bunlar sıvı halinde aşağıya doğru iner. İşte şu sıvı, Bokashi'nin çöpünün altından çıkan sıvı, bu derece zengin bir sıvı olur sonuçta. Şimdi bunu kullanacağız. Bu çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Bokashi kovasını yapmaya başladıktan sonra, ertesi gün veya 2-3 günden sonra zaten bunu almaya başlıyorsunuz. Yani soğuk komposta 2 yıl sonra alıyordunuz ya sonucu. Burada 2 gün sonra, 3 gün sonra sıvı şahane sıvı gübrenizi elde etmeye başlıyorsunuz. Bu işlem sırasında karbon azot bileşikleri havaya uçmaz ve toprakta kalır. Bu zengin ortamda mikoriza mantarları, azot bağlayıcı bakteriler sürekli bitki besini üretmeye devam ederler. Niçin? Çünkü ortamında zaten bol miktarda organik karbon var. Bu karbonu enerji olarak kullanarak diğer zenginlikleri de bunlar oluşturuyor. Toprağın karbon miktarı çok önemli. Su tutma kapasitesini arttırıyor. Şimdi önümüz kuraklık biliyorsunuz. İklim değişikliği geliyor artık üstümüze.
artık yani tarlalarımızda bir iki senedir görmeye başladık bunun sonuçlarını. Bir hektar alanda toprağın karbon oranını %1 arttırırsanız 170 ton suyu o toprakta tutabiliyorsunuz. Muazzam bir rakam. Bugün Türkiye'deki toprakların karbon ortalaması %1.1. Bunu da sağlayan Karadeniz. Orta Anadolu'ya indiğiniz zaman bu oran %0.8'e iniyor. %1'in altı çöl sayılır. %3'ün altında organik madde oluyorsa tarım yapılamaz deniyor. Biz imkansızı yapmaya çalışıyoruz şu anda. Ve de olmuyor zaten. Görüyorsunuz. Mazottu, gübreydi, bilmem neydi diye ciyak ciyak ağlıyor insanlar. Yanlış yere ağlıyor. İhtiyacımız olan mazot değil, ihtiyacımız olan traktör değil, ihtiyacımız olan suni gübre değil. Bok, çöp. Anlatabiliyor muyum? Bizim ihtiyacımız bunlar aslında. Evet. Şimdi parçalanan hücrelerden çıkan ve zenginleşen mikroorganizma topluluklarının yarattığı hormonlar, vitaminler, amino asitler ve sayısız organik bileşikler bitkilerin güneş enerjisinin %20'sini tam kapasiteyle kullanmasını sağlıyor. Evet, bokashi sonuçta bize böyle faydaları var. Peki bokashi yaparken hangi mikroorganizmaları kullanacağız? Buraya bir bakmaya çalışırsak, mikroorganizmaları üçe ayırıyoruz. Bir yararlı mikroorganizmalar var. O orman toprağında da bulunan, laktobasiller de dahil olmak üzere. Bir zararlı mikroorganizmalar var. Bizlerde hastalık yapan, bitkilerde hastalık yapan, hayvanlarda hastalık yapan. Bir de duruma göre yararlılar hakim durumdaysa yararlı pozuna giren, zararlılar hakimse zararlı pozuna giren orta yolcular. Efendim? Liberaller. Şimdi yararlı doğal mikroorganizmalar simbiyotik antioksidan mikroorganizma topluluğu. Yani simbiyoz dediğimiz birbirlerinin yaşamlarını destekleyen, biri varsa öbürü daha konforlu yaşayabilen mikroorganizmalar ve antioksidan, yani fermentasyon yapıyorlar, oksidasyon yapmıyorlar. Yani metan gazı vesaire çürükçül işlemleri yapmıyorlar. Bunların en önemlisi laktobasiller. Laktik asit bakterileri. Laktik asit bakterilerini siz çok iyi tanıyorsunuz. Turşuda var. Şeyde var. Sirkede değil, pardon. Dilim suçtu. Yoğurtta var. Kefirde var. Ekşi maya da daha çok maya mantarları. Dahası bağırsaklarınızda var. Dahasını da söyleyeyim mi? Efendim? Hayır. Eğer annenizde doğum kanalında laktobasil olmasaydı siz doğamazdınız. Kadınların doğum kanalında laktobasiller vardır. Doğurgan çağdaki kadınlarda. Yani menaj başladıktan sonra şeye kadar, menopoza kadarki dönemde östrojen salgısı vajen bölgesinde glukozun artmasına yol açar ve orada laktobasiller yerleşir. Bu sağlıklı bir vajen ortamını sağlar ve sağlıklı gebeliği sağlar. Eğer antibiyotikler vesaire bir şekilde bu laktobasiller öldürülürse bakteriyel vajinoz istediğimiz bir seröz beyaz bir akıntı ve kokmuş balık kokusu şeklinde bir koku ortaya çıkar.
Böyle bir durumda gebelik sırasında erken membran rüptürü olur. Ve bebek daha fetüs yaşayabilecek düzeye gelmeden düşük olma durumu oluşur. Yani ve doğum kanalında çocuk doğarken fetüs normalde sterildir biliyorsunuz anne karnındayken. Doğarken doğum kanalından geçerken bu laktobasilleri yutar. Ondan sonra da anne emzirdiği zaman laktobasil, lakto ne demek? Süt demek. Süt basilidir. Anne emzirdiği zaman bu çocuğun, bebeğin yuttuğu laktobasiller beslenmiş olur. Ve bütün bağırsak sistemini çoğalır ve hakim olur o bölgeye. O bölgeye zararlı mikroorganizmaların yerleşmesini engeller. Ve o sayede çocuk kolay kolay hastalanmaz. Emziren bebekler kolay hastalanmaz bilirsiniz. Ve doğa böyle bir sistem kurmuş. Ve bunun pivotu da laktobasil. İşte biz de yine bu laktobasilleri kullanacağız. Fermentasyonumuz sırasında. Bunun yanında mor sülfürsüz fotosentetik bakteriler var. Saccharomyces cerevisiae gibi mantarlar var. Siz Saccharomyces cerevisiae'yi de çok iyi bilirsiniz. Değil mi? Bilmiyor musunuz? Aa. He? Yok. Evet. Ekmek mayası işte ya. Bilmeyen mi var? Saccharomyces cerevisiae dediğimiz de o. Ya bunun Türkçesini söylesene diyorsunuz değil mi? Anlatmak istediğim, bunlar bilmediğimiz şeyler değil. İçinde yaşadığımız şeyler. Bizim içimizde yaşayan şeyler. Evet. Laktik asit bakterileri şekerlerden ve diğer bakterilerin yarattığı ve mayaların yarattığı karbonhidratlardan laktik asit üretiyorlar. Laktik asit güçlü bir sterilizasyon malzemesi. Yani zararlı mikroorganizmaları öldürüyor. Organik maddelerin hızla çözülmesini sağlıyor. Lignin ve selülozun parçalanmasını sağlıyor ve fermente olmasını sağlıyor. Biraz önce de değindiğim gibi. Mor sülfürsüz fotosentetik bakteriler, bu Teurohiga'nın en büyük numarası o. Ama benim diyor miyarım da, o 20 litresi 520 liralık olan miyarım da, mor sülfürsüz fotosentetik bakteriler var. Sen bunu nereden bulacaksın da onun içine koyacaksın diyor. Solucanlarda var. Ben toprağa gömmüyor muyum şeyi? Çöpümü. Oraya solucanlar dolmuyor mu? İnanın o kadar ilginç göreceksiniz. Yaparsanız eğer bokashi çöpünüzü toprağa gömdüğünüzde bir ay sonra, bir buçuk ay sonra onun içinin solucan dolduğu olduğunu göreceksiniz. İşte mor sülfürsüz bakteriler de fotosentetik bakteriler de oradan gelecek yani. Onun için 520 liraya paraya vermeye hiç gerek yok. Bunlar hidrojen sülfür gibi zararlı gazları da kullanarak metabolit de üretiyorlar. Yanında amino asit, nükleik asit, biyoaktif bileşikler, şeker, enzimler, koenzimler, vitaminler ve birçok bitki hormonunu da üretiyorlar. Bu metabolitler bitki kökleri tarafından doğrudan emiliyor. Ayrıca çevrelerindeki diğer mikroorganizmaların besin kaynağını oluşturarak diğerlerinin de zenginleşmesini sağlıyorlar. Yani dünyadaki gibi değil, köşe başlarını tutmuş, kim ne üretiyorsa onun karını alıp New York bankalarına yatırmıyor. Herkes burada hep bütün değerlerini eşit bir şekilde birbirini zenginleştirecek şekilde paylaşıyor. Evet, örneğin kök çevresindeki mikoriza mantarları, bunların ürettiği amino asit gibi azot bileşiklerini kullanıyor. Glomalin isimli bir tutkal salgılıyor ve toprağa partikülleşmeyi sağlıyor. Bu glomalin toprağı bilirsiniz. Bahçe toprağı deriz. Simsiyah topraktır. O toprak şeydeki gibi tarladaki kil gibi şey değildir. Kili elinize alın, ovuşturun, üfleyin, toz olarak uçar. Ama o hani şeyin Veysel'in dediği benim sadık yarim kara toprak öyle şey yapmaz.
uçmaz öyle. Partikül partiküldür, simsiyahtır. İşte bunu sağlayan glomali maddesi. Mayalar da yine fotosentetik bakterilerden, organik maddelerden ve bitki köklerinden açığa çıkan amino asit ve şekerleri kullanırlar. Antimikrobik maddeler, hormon ve enzimler üretirler. Tüm B vitamini çeşitlerini üretir, aktif hücre ve kök gelişimini hızlandırırlar. Yararlı doğal mikroorganizmalar, toprakta hem kendileri çoğalır hem de toprağın kendi mikroorganizmalarını çoğaltırlar. Gelişen bu dengeli ekosistemde zararlı mikroorganizmalar yaşama ve gelişme şansı bulamaz. Bu mikroorganizmaları üretip salgıladıkları amino asit, nükleik asit, vitaminler, hormonlar bitkilerin büyümesini sağlar ve bu ortamda bitki kökleri çevresindeki bu mikroorganizmalar simbiyotik ilişkiyle bitki gelişimini desteklerler. Yararlı doğal mikroorganizmaları fermentasyon için birbirlerini destekleyecek şekilde bir araya getirmenin iki yolu vardır. Bunlardan bir tanesi verimli, çeşitliliği bol, orman toprağında bulunan bu mantar ve bakterileri uygun yöntemlerle doğadan toplamak. Bu yöntemle standartizasyon sağlanamaz. Örneklerin toplandığı yere, mevsime, hava şartlarına göre çok farklı kombinasyonlar elde edilir. Ama hepsi yararlıdır sonuçta. Yani kışın sonbahar, ilkbahar, yaz ne zaman alıyorsanız farklı bir kombinasyonu vardır. Standartize değildir. Yani bu fabrikalardan çıkan Mercedes arabalar ne kadar standart, Ülker bisküvileri ne kadar standart, değil mi? Biz standart aramıyoruz. Biz doğal ve dengeli olanı arıyoruz. O nedenle fabrika gibi düşünen, üretimleri standart düşünen insanlara hiç uymaz bu. İşte senin şeyinde, Bokaş'ında kaç tane canlı bakteri şey var, mililitresinde kaç tane şu bakteriden var, kaç tane bu bakteriden var diye sorarsanız cevap veremeyiz. Teruahiva cevap veriyor ama. Onunki standart. Ama 70 tane bakterisi var. Doğada yararlı bakteri sayısı belki milyonlarca. Çoğunu zaten teşhis edemedik. O ancak aklının erebildiğini toplayabiliyor. Ama doğanın aklı hepimizin aklından daha üstün. Milyarlarca yıldır milyonlarca çeşit canlı yaratmış ve sürdürüyor bunları. Evet. Bizim için önemli olan yararlı mı, yararsız mı? Mavi gözlü olması, siyah gözlü olması, sarı saçlı olması, uzun boylu olması önemli değil. Yararlı mı, zararlı mı? Ona bakıyoruz biz. Net. Evet. Bir de bu Teruahiga'nın da yaptığı yöntemle her bir bakteriyi, yararlı bakteri olduğunu düşündüğünüz her bir bakteriyi tek tek izole ediyorsunuz laboratuvarlarda. Bunları dengeli bir şekilde karışım yapıyorsunuz. Ondan sonra da 20 litresini 520 liraya satıyorsunuz. Adam beni vurduracak sonunda ya. 520 lira. Efendim? 520 lira bayağı attınız. Yani takılmayacak gibi mi kardeşim yani? Sana bir ekmeği 100 liraya satsalar ve sen de onu bilmediğin için almak zorunda kalsan, sonra da öğrensen ki bana bunu 5 liralık ekmeği 100 liraya sattılar diye kızmaz mısın yani? Şimdi bir konuyu daha şey yapalım, şu ortaokul bilgilerimizi bir tazeleyelim. O da karışıklık çıkarmasın bundan sonraki söyleyeceklerimiz için bir temel olsun. Fermentasyon nedir? Binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir fermentasyon. 6 karbonlu şekerlerin asitlere, gazlara ve alkollere dönüşmesini sağlayan metabolik bir süreçtir. Mayalar ve bakteriler tarafından oksijensiz ortamda oluşturulur. Alkol, bira, sirke, turşu, yoğurt, peynir, tarhana, ekmek hamurunun mayalanmaları, bunların hepsi fermentasyondur bildiğiniz gibi. Mesele şu, şu 6 karbonlu şekerimiz, glikoz. Bakteri bunu alıyor, ortadan ikiye bölüyor, iki tane 3 karbonlu
molekül elde ediyor. Buna piruvat diyoruz biz. Yani ortadaki tek bağı kopartıyor. O tek bağın içindeki güneş ışınından saklanmış olan enerjiyi kullanıyor. İki tane ATP yapıyor. ATP nedir? Bütün canlıların enerjilerini kullanabilmek için kullanabildikleri enerji. Yani cebinizde 1 liralar dolu. Her bir ATP 1 lira diye düşünün. Simit alacaksın 1 lira, çay içeceksin 1 lira, otobüse bindin 2 lira. Buradan harcıyorsunuz. Yani hücreniz bölünecek, mitokondri yapacaksınız. Al şu kadar ATP diye. Bütün metabolik faaliyetleri, canlılık faaliyetlerini yürütmek için ATP'yi kullanacak. Bu ATP'leri sağlayabilmek için de şu canım glukozun sadece bir şeyini parçalayıveriyor. Bağını. Aferin, sağ ol. bazen öyle kelimeler gelmiyor insanın aklına. Şimdi bu piruvat da son derece dengesiz bir molekül. Hemen buna bir hidrojen takıyorlar. Oluyor laktat. Laktik asitimiz. Bunu bizim vücudumuz da yapıyor biliyor musunuz? Şöyle sedenter yaşamımız var. Hiç böyle elimizi sıcak suya, soğuk suya değdirmiyoruz. Arkadaşın biri bizi gaza getiriyor. Hadi gidelim bu hafta sonu bir trekking yapalım. Bir trekking yapıp geliyorsunuz. Pazartesi sabah kaslar feci durumda. Niye? Çünkü performans kapasiteniz düşük. Ama o düşük performans kapasitesine rağmen yüksek bir enerji harcamanız gerektiğinde kaslara oksijen gitmiyor. O zaman ne yapsın zavallı kas? Seni de yürütmek zorunda. Yürü emri vermişsin. Emrinden dışarı da çıkamıyor. Bu sefer oksijenle glukozu parçalayamadığı için ve oksijenle glukozu parçalasa 22 ATP elde edecek. Ne yapıyor? Oksijen de yok. Bu sefer başlıyor. Bu da aynı bakteri gibi glukozu parçalayıp laktik asit yapmıyor. Laktik asit birikti mi kaslarınızda? Ondan sonra onun acısıyla günlerce ancak o laktik asit kastan karaciğere gidecek de o zaman trigliserit haline gelecek de o trigliserit de gidecek damarlarınızı tıkayacak da anarşi mi var? Yok değil mi? Asayiş berkemal mi? Ne yaptınız siz? Spor yaptınız güya ama damarlarınızı tıkadınız. Niye? Kaslarınıza anaerob solunum yaptırdınız çünkü. Değil mi? Faydasından çok zararı var. Evet. Yürümeyin demiyorum. Yanlış anlamayın. Kaslarınızda ağrı hissettirecek derecede yüksek normal performans kapasitenizin üstünde performansı kısa sürede harcamayın diyorum. Yanlış anlamayın. Bakın bağlantıları nasıl kuruyoruz buralarda. Şimdi bizim meşhur bakterimiz de sonuçta laktik asiti oluşturuyor bu şekilde. Tek amacı var iki tane ATP'cik kullanabilmek. Şimdi gelelim Bokashi'nin durumuna. Temel bazı, niye Bokashi yapacağımızla ilgili temel bazı kritik noktaları şöyle hızla bir gezindik. Bokashi uygulaması kolaydır. En ucuz kompost yöntemidir. Küçük boyutlarda evde, herkes evinde tek tek de yapabilir. Büyük boyutlarda da yapabilirsiniz. 17 milyonluk bir şehrin bütün gıda atığını Bokashi yapabilirsiniz. Yeter ki akıllı adamlar olsun orada. Evet. Kötü koku oluşmaz. Karbon, azot, sülfür kaybı olmaz. Toprakta yavaş yavaş çözünen bir gübre olarak çalışır. Kompost ve vermikompostla birlikte kullanılabilir. Mükemmel solucan yemi oluyor. Ben solucan kutumun bir köşesine Bokashi'nin şeyi toprağa gömeceğimi oraya gömüyorum. Önce asit olduğu için böyle solucanlar bir kaçıyor. Ondan sonra oradaki bakteriler pH'yi düzelttiği zaman inanın öbür taraflarda solucan göremiyorsunuz. Hepsi Bokashi'nin içinde böyle kıvır kıvır alt alta üst üsteler. O derece seviyorlar. Ve mükemmel sağlıklı bir şey elde ediyorsunuz. Solucan gübresi elde ediyorsunuz. Kompostunuzun içine de koyabilirsiniz. Kompostunuzun oluşmasını da hızlandırır.
BSF larvası üretiminde kullanılır. Bu siyah asker sinek bir mucize. Muazzam bir protein. 10 günün içinde 1500 kat üreyen bir yumurtadan larva çıkıyor. Her biri 0,2 gram haline geliyor ve %45 kuru ağırlığı var. Kuru ağırlığının %42'si protein, %37'si yağ ve yağının çoğunluğu, önemli bir kısmı 3 omega yağ. Mükemmel bir balık ve tavuk yemi. Düşünün, bokashinizi yaptınız, bokashi çöpünüzle siyah asker sinek larvası ürettiniz. Balık ve tavuğu bedavaya besleyebilirsiniz. Evet. Her türlü mutfak atığını değerlendirir. Mesela solucan gübresine soğan, limon, portakal koyamazsınız. Ekmek koyamazsınız. Buna hepsini atın. Diyelim ki evde bir tencere fasulye pişirildi. Ölçü kaçtı. 7 gündür öğlen akşam fasulye yedik. Buramıza geldi. 2 tabaklıkta kaldı. Kimsenin yiyecek hali yok. Dökeceksiniz. Çöpe dökmeyin. Bokashi kutusuna dökün. Anlatabiliyor muyum? Yani yemekleri atmayın, yanlış anlamayın ama böyle çaresiz kaldığınız zamanlarda da bokashi'de bunları da değerlendirebilirsiniz. Bir faydası da adı da fonetik yani. Bokashi. Evet. Şimdi topraktaki besinleri bitkilerin alabileceği şekilde açığa çıkarıyor. Besinler yavaş yavaş açığa çıkıyor. Böylece besinlerin yağmur sularına karışarak ziyan olması ve yeraltı sularını kirletmesi engelleniyor. Azot var orada. Var ama nerede? Pakette. Hangi pakette? Bakteri paketinin içinde, bakteri hücresinin içinde, mantar hücresinin içinde, böcek hücresinin içinde, solucan hücresinin içinde paketli duruyor. Onlar ne zaman ki ölüyorlar, parçalanıyorlar, yavaş yavaş ortama geçtikçe bitki de onları alıyor zaten. Topraktaki mikrobiyal aktiviteyi arttırıyor. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik ortamını iyileştiriyor. İçerdiği fototrofik bakteriler sayesinde bitkilerin fotosentez kapasitesini artırıyor. Topraktaki patojenleri ve hastalıklara neden olan zararlıları bastırıyor. Şimdi düşünün, son derece çeşitli mikroorganizmaların, bakteri, mantarların, amiplerin, diğer minik böceklerin bulunduğu canlı çeşitli bir sistem var. Burada hangisi çoğalmaya kalksa, o çoğalanı yem olarak kullanan da çoğalır. O zaman onun çoğalmasını baskılar. Böyle bir denge var. Şimdi böyle bir dengede zararlı bir mantar ne yapabilir? Kafasını bile kaldıramaz. Diyelim ki bir futbol maçı var, 70 bin kişi toplandı, maç seyredecekler. Bunların içinde de 20-30 tane var, holigan var. Bu 20-30 holigan ortalığı dağıtabilir. Ama bunların başına yeteri kadar güvenlik gücü de koyarsanız, o zaman o insanlar holiganlık yapamaz. Ve maç düzgün bir şekilde biter. Değil mi? Aynı şekilde toprağınız bu derece çeşitli mikroorganizmalarla ve özellikle yararlı mikroorganizmalarla doluyken, orada bitki için patojen olabilecek bir mikroorganizma çoğunluğu sağlayamaz. Ama siz toprağa sürdünüz, bütün canlılığı öldürdünüz, onun üstüne kimyasalları attınız, ondan sonra da zavallı bir filizi veya tohumu oraya ektiniz. Tek başına güneşten aldığıyla birazcık şeker yaptı. Ortalık meydan da boş, oraya gelen bir parazit bile besini de bol, hemen ortalığı kaplayacaktır. Yani zararlıların hakim olmasının nedeni yararlıları yok etmemiz. Aksine bunun tamamen tersini yapmamız gerekiyor. Toprağımızı zenginleştirdiğimiz zaman, özellikle de bokashi kompostuyla zenginleştirdiğimizde, hem doğayı gazlardan, metan gazı ve diğer zararlı gazlardan korumuş oluyoruz, hem de toprağımızdaki zararlıları bastıracak şekilde bir yararlı canlılık sağlamış oluyoruz. İçindeki yararlı mikroorganizmalar, topraktaki ne yararlı ne zararlı mikroorganizmaları, yararlı mikroorganizma şeklinde işlev görmeye de teşvik eder.
bitkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. İçindeki antioksidan maddeler sağlıklı ve uzun raf ömrü sağlar. Topraktaki kimyasal madde ve pestisit kalıntılarını parçalar. Bunların önemli bir kısmını zararsız hale getirir. Besin değeri yüksek, dünya nüfusuna yetebilecek, daha az maliyetle daha çok üretilen güvenli organik gıdalar elde edilmesini sağlar. Bokashi tozu ya yapacaksınız ya satın alacaksınız. Ben size burada bokashi tozunun veya bokashi laktoserumunun nasıl yapılacağını öğreteceğim. Ama ben illa satın almak istiyorum derseniz aha orada Agriton. Gidin 520 liraya alın. Ha benden almak istiyorsanız ben 1040 liraya satıyorum. Ben size öğretiyorum yapın ya. Ben sizin uşağınız mıyım? Niye kendiniz yapmıyorsunuz? Param var yaparım. Bu çok büyük bir hata. Ben paramla her şeyi alırım diye düşündüğünüz anda hiçbir şey üretemez hale geliyorsunuz. O para fiktif. Dünyada şu andaki para diye bir şey yok aslında. O tamamen fiktif. Adam 80 sente 100 dolar basıyor. Ve yayıyor ortaya. Siz onu 100 dolar diye alıyorsunuz. Onun değeri 80 sent aslında. Yırttığınız zaman da hiçbir değeri yok. Bankada milyar dolarlarınız bile olsa bu tamamen fiktif. Patatesin olmadığı bir zamanda bir kilo patates bile alamaz. Açlıktan sizi kurtaramaz o da. Evet. Şimdi en az iki bokashi kovası gerekiyor. Bitmiş kompost aslında bitmemiştir. Bitkilere yararlı hale gelebilmesi için toprağa kompost kutusuna veya solucan kutusuna konarak olgunlaşması gerekir. Bunu aldınız değil mi? Bir 5 dakika ara verelim mi? Bir çay içelim. Ne dersiniz? Bir de içeriği havalandıralım. Ondan sonra bu sefer işin pratiğine dönüyoruz. Bir ön bilgiyle şöyle zihnimizi şey yaptık, canlandırdık.